Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimiz çift yönüyle kullanılabilen güzel bir model 3 renkten çalıştım ve etrofil baby can marka ipimi kullandım bu modelimizi çalışırken 3 numaralı tığımızı kullanabilirsiniz ve kullanacağınız ipe uygun olarak tığları tercih ederseniz örgünüz gayet güzel olacak. Yapımı çok çok kolay. Şöyle üstte görmüş olduğunuz gibi tamamen fıstıklardan oluşan bir çalışma olacak. Şöyle çapraz duruyor gördüğümüz gibi. Şimdi üç renk üzerinden çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Düğümümüzü atarak zincir çekmeye başlayalım. Şöyle biraz gevşetiyorum ve aynı ölçülerde olan zincirimi örmeye devam ediyorum. Modelimizi kurmaya yetecek kadar çekiyorum. Sizler battaniye örecekseniz 1 metre 10 santim ya da 1 metre 90 santim battaniyenizin büyüklüğüne göre zincirimizi çekerseniz gayet güzel olacaktır. Modelimizi anlatmak için bu kadar ölçü yeterli. En son zincirimizden sonra 1, 2, ikinci zincire gelerek batıyorum. Bir tane zincir atladım. Bir sık iğne yaptım. Sonrasında bütün zincirlerime birer sık iğne örüyorum. Zeminimizi bu şekilde kuruyoruz. Hepsine birer tane. sona kadar sık iğnemizi örerek tamamladık. Şimdi ikinci rengimize geçmek için hazırız. Bir tane düğümümü şöyle zincir çekip atıyorum ve son ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektim. Beyazımı asılarak sıkıştırıyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve şimdi fıstık dolgularımızı yapmaya başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. ikinci sık iğneme gelerek batıyorum ve uzatıyorum. 1, 2, 3. 3 defada sardığım fıstığımı yapıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. ikinci sık iğneme gelerek batıyorum. Ve 3 defa da aldığım fıstığımı sarıyorum tek seferde çekiyorum bir zincirle kapatıyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneme batıyorum 1 2 3 defa da fıstığımı oluşturuyorum çekiyorum hepsini aynı anda bir zincirle kapatıyorum tekrar bir tane atlıyorum sıradakine batıyorum 1 2 ve 3 tek seferde çekiyorum bir zincirle kapatıyorum 1 atlıyorum 1 2 3 tek seferde çekiyorum bir zincirle kapatıyorum ve sona kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz fıstıklarımı sona kadar örerek tamamladım ve son noktaya geldim bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneme gelerek batıyorum ve diğer rengime geçiyorum. Hiçbir ipimizi koparmıyoruz. Diğer rengime de bir tane zincirimi çekiyorum. İlmeğimin içerisinden şu şekilde geçiriyorum. Tekrar bir zincir çektikten sonra Mavimi sıkıştırıyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. İlk boşluğumuz var. Bakınız buraya batıyorum. Ve üst sıraya geçiyoruz. Üst sırada Aşağıdaki atlamış olduğumuz bir tane sık iğnemiz vardı. O bir tane sık iğnenin içerisine girerek örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Aşağıdan sık iğnemin bulunduğu yere geçiyorum. 3 defa yine sarıyorum. 3 defa sardım. Tek seferde çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir ileriye gidiyorum. Yine beyazdan batırarak 3 tane ilmeğimi uzatıp fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir. Tığımın başını doluyorum. Bakınız. Atlamış olduğum sık iğne içerisine giriyorum. 3 defa ipimi uzatıyorum. Bir defa çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum. Sıra sonuna kadar işlemimizi tekrar ediyoruz bir zincir. Sona kadar aynı işlemlerimizi tekrar ederek geldim. Şimdi en son dolgumuzu şuradaki boşluğumuza yapıyoruz. Giriyorum. Yine alttan alıyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum ve şöyle kontrolümüzü yapalım. 2 4 6 8 10 12 tane mavimiz var. Açık mavimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane de koyu mavimiz var. Lütfen özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız daraltma ya da çoğaltmayı yapmaması için yeni başlarken böyle bu dilimizi kurarken renklerimizin dolgu sayısını kontrol ederlerse çok daha güzel olacaktır. Yani herhangi bir aksilik olmasını baştan engelleyeceğiz. 12 şer fıstık dolgumuzu yaptıktan sonra kenara batıyorum. Şu bölüme sık iğnemle batıyorum kapatıyorum ve aşağıdaki bağlı olan koparmadığım beyazımı alıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum hemen şuradaki minik boşluğun içerisine gelerek batıyorum ve yine aynı şekilde hep fıstığın ilerisinden batıyoruz. Önünden batmıyoruz bakınız. Her fıstığımızın sonundan. Yine alttaki mavimizin sağ tarafından alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle giriyorum. Bakınız şurada. Boşluktan giriyorum. Hemen tepesine batmıyorum. Sağına geçiyorum. Ve uzatıyorum. 1 2 3 1 Evet bakınız. Şimdi yine aynı şekilde diğer aşağıdaki mavinin sağına giriyorum. 3 defa çekiyorum. Tek seferde kapadıktan sonra bir zincir. Tekrar bu şekilde çekmenize bile gerek kalmayacak. İleride eliniz alışacağı için kendiliğinden tığımız gireceği yeri ayarlayacak. 3 çekiyorum. Bir tane zincir. Şuraya bakınız. Eğime batmış olduğumuz nokta vermekte yoksa düz düz üst üste olacak. Şuradaki boşluk 2 3 çekiyorum kapatıyorum. Sona kadar bu şekilde ilerleyelim. Beyaz sıramızı sonuna kadar örerek geldim. En son kenarda bulunan bakınız mavi noktaya batıyorum. Sık iğnemle Sonra mavi rengimi alıyorum, açık renkli mavimi. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Sık iğnemin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Beyazımızın önünden yine alttan maviden alarak başlıyorum. 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum. Aynı şekilde aşağı mavinin sağ tarafından alarak örüyoruz. Ve sıralarımızı bu şekilde büyütüyoruz. 3 tane renk kullanarak her bir rengimizi sırası ile örüp tamamlayalım. Renklerimizi değiştirerek modelimizi çalıştık ve şöyle ilerletiyoruz. Bakınız ip koparmadan örüyoruz. Mavimiz, koyu mavimiz, beyazımız sırası ile iç içe geçerek bu güzel görüntüye Ulaşmakta. Evet umarım sizlerde beğenmişsinizdir sizlerin de hoşuna gitmiştir modeliniz ve severek çalışırsanız beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.